أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى آخر الآيات. صلى الله عليه وسلم. مولا تعالى hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzelliklerimize ikram etsin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bizi ayırmasın. Cuma-i Şerifimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeyi hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin. Mevla hepinizden razı olsun. Şimdi ayetlerimizde Mevlamız bizlere neler buyuruyor, neler duyuracak Hazreti Allah bizlere? Daha önceki ümmetlerden Musa Aleyhisselam ve kavminden bahsediyor. Bizlere ders almamızı Mevla Teala istiyor. O ümmetten bizlere bazı kıssalar, bazı olaylar anlatıyor. O ümmetin yani İsrailoğulların peygamberiyle Musa Aleyhisselam'la arasındaki geçen olayları Hazreti Allah bizlere bildirirken siz de bunlardan ders alın diyor Hazreti Allah. İbret alın. Bakın onlar nasıl yaptı, siz nasıl yapıyorsunuz? Ama hepsi birbirinedir. Hepimiz birbirine örnektir. O örneklerden güzel ders çıkartmak lazım. Allah'ın güzel ders çıkartanları olmayı hepimiz nasip ederiz. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki وَاِذْ قَالَ مُوسَى. Musa Aleyhisselam dedi ki لِقَوْمِهِ. Kavmi için, kavmi ne diyor? Ya kavmi, ey kavmim, اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Tabi insan şöyle bir düşünmeli. Mevla Teala'nın onlara vermiş olduğu nimetler de var ama aynı şekilde bize vermiş olduğu nimetler var. E nedir bu nimetler? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Nimetlerimi saymaya kalksanız diyor Mevla Teala'ya sayamazsınız. Bedenimizde, enfüsümüzde, kendimizde olan nimetler var. Bir de afakımızda, yani dışımızda olan nimetler var. Mesela düşünüyor musun? Bütün azalarını bir kontrolden geçir. Hepsi bir nimet. Her nefes alışverişin hep bir nimet, bir tatlılık içindesin, rahatlık içindesin. Rahat rahat uyuyorsun, kalkıyorsun. Hiç düşündün mü ya? Ya uykunu kesse Hazreti Allah ne yapacaksın? Seni kesmese evladını kesse ne yapacaksın? Kapı topu kapı dolaştırır seni Hazreti Allah. Ondan sonra uyumak için. Bak düşün. Ve bunun gibi ne nimetler, ne güzellikler, hep Allah ikram etti. E bunun dışında Mevla Teala onlara bile ne nimetler verdi? Bize de verdi o nimetleri. Kafir istilasından onları kurtardı. Firavun onların başında cebbar durumdaydı. Çok büyük işkence yapıyordu. Her türlü eziyet ediyordu. Onlara hiç söz sahibi vermiyordu. Her türlü çalıştırıyordu onları. Köle gibi çalıştırıyordu. Sonra eziyordu onları yani. Söz sahibi olma şartları hiç türlü kafayı kaldıramıyorlardı. Böyle bir durumdayken Musa Aleyhisselam geldi, onları hepsini beraber aldı. Denizden geçirdi, onları kurtardı Mevla Teala. Firavunu ve ordusunu helak etti. Hep bunlar Allah'ın onlara nimetleriydi, ikramıydı. E bugün de aynı şekilde bak, en azından kafandan aşağı esinmiyorsun, kafir istihar söz önünde değilsin. Madden değilsin ama manen öylesin. Madden, evet kafamızı ezmiyorlar, şu yapmıyorlar, bu yapmıyorlar ama manen o biçim eziyorlar. İnşallah onu da kurtaracağız. İnşallah. Onu nasıl kurtaracağız? Laf dinleyerek kurtaracağız. Ayetlerde laf dinleyeceğiz, kurtaracağız. Laf dinlemeden bu iş olmaz. Bak ayet-i kerime. Kendi gözleri önünde, kendi gözleri önünde
Musa Aleyhisselam'la beraber yürüdüler, önlerine kızıl deniz çıktı. Deniz çıktı halde arkalarından Firavun ordusu geliyor. Diyor Musa ne olacak halimiz dediler. Musa Aleyhisselam dedi ki sabredin dedi ya durun. Mevla'ya müracaat etti Musa Aleyhisselam. Rabbi inne ma'ye seyehdin. Ya Rabbi sen bana bir kolaylık göster dedi ya. Denize vurdu. 12 yol açıldı onlara. Kaç yol? 12. Hepsi karşıya geçiyorlar. Kendi gözlerini de gördüler. Yani deniz yarılır mı? Allah müsaade etti mi? Yarıldı. Enelrib bi'asakel bahr. Ne yap dedi? Asanı denize vur. Şimdi senin mantığın ne der biliyor musun? Öyle şey mi olur der. Senin mantığınla bu yüz olmaz ki mübarek adam. Senin mantığınla bu yüz olmaz. Allah dedi mi? Olur. Oldu. Allah'ım bu güzelliği anlamayı nasıl biliyorsun? Anlayacağız inşallah. Sesini çıkmıyor musun ya bu akşam? Ne oldu size? Anlayacağız inşallah değil mi? Olur mu? Oldu oldu. Kim yaptı bunu? Allah. Musa Aleyhisselam yapabilir mi? Yapamaz. Kim yapar? Allah yaptı. 12 yol açtı onlara. Ve karşıya geçtiler. Firavun ordusu daldılar, onlar da daldılar. Ama onlar ne yapamadı? Onlar geçemedi. Mevlam müsaade etmedi. Hepsi denizde boğuldular. Bunlar gözü önünde oldular. Çöle geçtiler. Musa Aleyhisselam'la kalmış çöle geçtiler. Sonra Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki ya Musa çok güneş var. Allah'a emanet de bu güneşten bizi kurtarsın. Mevlam bulut gönderdi onlara. Gönderir mi? Gönderdi diyor bize. Ya Musa çöldeyiz. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Açız. Açız ya Musa. Diyorlar. Tamam. Mevla'ya müracaat. Mevla Teala kudret elmasıyla bıldırıcını gönderiyor gökten indiriyor. Her sabah. Sıcak sıcak taze taze cennetten geliyor. Kendilerine geliyor ya. Ya Musa yemek var ama susuz kaldık. Bir tane taşa vurdu Musa Aleyhisselam. Oradan da su fışkırdı. Her kabileye bir fıçık su fışkırdı. Hep gözleri önünde bunları görüyorlar ha gözleri önünde. Ya. Şimdi devamlı bunları bilerek anlattım size de. Devamı var çünkü. Bunları gördükleri halde ama bu nimetleri sen de düşün. Sana da Mevla Teala nimetleri verdi. Rızkını gönderen Allah, suyunu gönderen Allah, sıhhatini veren Allah, bütün güzellikleri veren Allah, şu memlekette yaşamanı sağlayan Allah, bu güzellikleri tamamını veren Allah, hepsini sana verdi dinle, onları incelemen lazım. Daha önceki dedelerini düşündüğün zaman Osmanlı ve ondan sonraki Kurtuluş Savaşı'nda, Çaykar Savaşı'ndaki insanları düşündüğünde onlar da hep senin gibi benim gibi insandı. Bunları hep düşünmen lazım. Ders çıkartacaksın ya inşallah. Kız sonunda bağlayacak. Bağlan bağlayayım çünkü soruya bağlamaktan korkarım bağlayamazsınız. Yani korkak Müslüman olmayın diyor Hazreti Allah. Buraya bağlıyor işi yani. Olmayacağız inşallah. İnşallah. Ne zaman bitmiyor ama ömrümüz bitti ama. Olur inşallah. Mübarek. Olur inşallah. İnşallah. Sonra Mevla Teala buyuruyor ki yedicale nimetallah Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Yedicale küfikum enbiya size peygamberler gönderdi. Elhamdülillah bize de Mevla Teala peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. En kıymetlisini gönderdi. En son ve en mükemmelini gönderdi Hazreti Allah. Daha ne arıyorsun be? Peygamberler peygamberimiz ümmet. Senin neyin var ki? Ne verdin ki? Ne harcadın ki? Sadece Mevla-i Kiram'ı bu peygamber ümmet olman ya. Allah'ın kıymetini bilmeye hepimiz asıyor. Evet. Ve cealekum mülüke. Size Mevla Teala söz sahibi yaptı. Melikler yaptı. Yani kafirleri kontrol altında sizi ne yaptı? Ondan da kurtuldunuz. Sıkıntılardan kurtuldunuz, dertlerden kurtuldunuz. Güzellikler Mevla Teala'sını ikram etti. Devlet verdi yani. Bugünkü şartlarda olduğu gibi. Ve etâkum mâle mü'ti âlemnel âlemîn. Daha öncekilere verilmeyen, âlemlerden daha önceki verilmeyenlere size verildi diyor Musa Aleyhisselam kavmine söylüyor. Bak Mevla Teala size büyük ikramlarda bulundu. Yani devamı var. Yani kısacası laf dinleyin.
Allah'ın bir anlamı yazıyorsun. Bu nimetleri düşündükten sonra ya kavmil kulü erdal mukaddesete lleti kitaballahu lekum. Allah'ımız buyuruyor. Ya kavmi, ey kavmim, udhulu, giriniz. Nereye? El erdal mukaddesete lleti kitaballahu. Allah'ın size yazmış olduğu, sizi üzerinize kılmış olduğu, savaşsız sadece oraya yürüdüğünüzde karşı taraf korkusundan vazgeçecek. Her ne kadar boyları, cüsseli, kalıpları büyük ama içlerindeki korku var, korku. İçlerindeki içindeki korkuyu yenemeyerek sizinle mücadele edemeyecekler. Ama neye aldanıyorlar? Onların boylarına aldanıyorlar, postlarına aldanıyorlar. Diyorlar ki ya çapar insanlar, boylu postlu insanlar, biz oraya giremeyiz. Mukaddes belleğe girin, yani o zaman senin Mescid-i Aksa'nın bulunmuş olduğu topraklara girin. Orayı kafirler silah etmişti. Orası Müslümanların Allah'ın emirlerini dinleyenlere layık olduğu yerdir. Düşüncüsüyle Mevla Teala oraya girmeyi söyledi. Savaşsız onlara kazandıracaktır. Nasıl kazandıracakmış? Savaşsız, savaşsız. Ama bir baktılar ki boylar, postlar çok büyük. Dediler ki oradaki insanlar çapmalar. Boylu postu biz onları nasıl helak ederiz? Biz onlara nasıl savaşırız? Onlara yürüyemeyiz. Ama boy post var ama ne yok? Cesaret yok. Cesaret yok. Bugün de aynı şekilde geçerli. Ümmeti Muhammed'in özelliği, düşman, peygamberimizin özelliği, onlar ümmeti Muhammed ama hakiki ümmet Muhammed. Allah'ın hepimize nasip etsin inşallah. Düşman diyorum bir aylık yoldan. İsmini duysa, üzerine yürüdüğünü duysa, düşmanın kalbine korku sorar diyor, korku. Bugün de iş aynı böyledir ama maalesef farkında değiliz. Çünkü bizi başka şeylerle oyalayarak kendi özelliklerimizi bizden ne yapıyorlar? Örtüyorlar. Allah hepimizi muhafaza etsin. Öyle diyor Mevla Teala, ya kavmin hulü ardalim mukaddese tellidi. Girin diyor bu araziye, mukaddes belleğe girin. Allah öylesi ne yaptı? Yazdı, yazdı. وَلَا تَرْتَبْتُوا عَلَى اَدْبَارِكُمْ Sakın gerisin gerisine gitmeyin. Yani geri kaçmayın. Geri durmayın. Çöldeler. Çölde kalıyorlar. Ama Mevla Teala buyuruyor ki onlara girin, sizin olsun burası diyor. Onlar da olmaz diyorlar. Aynı şey bizim için geçerli. Mevla Teala bize buyuruyor ki İki şeye söz vereyim, size üç şeye söz veriyorum. Üç şeyden bir tanesi de yeryüzünde söz sahibi olmanız. Nedir o iki şey? İman ve salih amel. Allah'ın bu salih amellere dikkat etmeyi ve bize nasip etsin. Eğer bu salih amelleri yakalamış olsak, o zaman diyor Mevla Teala yeryüzünde söz sahibi olacaksınız. Ama öyle tertettü alâ edbârikum gerisin geriye kaçmayın diyor Hazreti Allah. Sözü dinleyin. Ne söyleniyorsa yerine getireyim. Allah'ım hepimize bu kabiliyetimizi artırmayı nasip etsin inşallah. Uhud Savaşı'nda da baktığımızda Uhud Savaşı'nda kazanılmış savaş ne yapıldı? Kaybedilme durumuna geçildi. Niçin? Sadece ve sadece 50 tane okçunun yerinde kalmayışından dolayı. Efendimiz buyurdu ki orada durun. Orada durun. Onlar dedi ki işin sonunda artık savaş bitti dediler. Bak herkes kaçıyor dedi. Kafirler kaçıyor dediler. Gidelim bari hiç olmaz arkadaşımıza yardım edelim. Dediler. Aslında orada kalmaları gerekiyordu. Netice itibariyle 8 kişi kaldı diye 42 kişi inince en netice ne oldu? Halid bin Velid radıyallahu anh daha sonra Müslüman oldu. Çünkü 300 askerle beraber atlılarla beraber etrafını sardı ve kazanılmış savaş kaybedildi. İşte aynı durum. Laf dinlersek bu iş olacak. Allah bize söz veriyor ya. Siz salih amellerinize dikkat edin. Haramlardan kaçın. İnşallah. İnşallah. Emirleri dinleyin. Bu iş tamam. İnşallah. Ama yok. Sen haramlarda yüzeceksin. Her türlü haramı lup lup götüreceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ne oldu? Ya hoca işte bizi dinleyen yok. Bize kulak veren yok. Bizden çekinen yok. Bizden ne çekinsinler bu vare kadar ya. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. Amin. Sonra dediler ki Musa Aleyhisselam diyor bu bir araziye mukaddes belleğe girersek Mescid-i Aksa ve etrafında topraklar yani Filistin topraklarına girersek
Allah bize burayı yazdı. Kafirler orayı işgal etmişti, söylemiştim. Burayı yazdı. Dediler ki ya Musa, orada çok cabbar insan var. Ve inne ellenne dhuleha hatta yehucu minâ. Ondan oradan çıkmadan biz oraya giremeyiz. Asla giremeyiz. Feyin yehucu minâ feinne dâhilûn. Ama onlar çıkarsa gireriz. Ya yani kendi kendine çıksınlar diyorlar yani. 12 kişi gönderdi Musa Aleyhisselam. Onların kontrolünde 12 kişi gönderdi. Gidin bir kontrol edin bakalım nasıl insanlar diye. 12 kişi gittiler. 12 kişiden 10 tanesi diyor ki Musa Aleyhisselam'a da gidin. Yapmayın dedi. Allah bize söz veriyor dedi. Geldiğinizde deyin ki bunlar korkak. Bunlardan bir şey olmaz. Gireceğiz alacağız burayı deyin dedi. 12 kişiden 10 tanesi dedi ki yok dediler ya, onlar çok cabbar insanlar. Biz oraya giremeyiz. Helak oluruz. Perişan oluruz. 2 kişi. Yuşa Aleyhisselam bunlardan bir tanesi, o iki kişiden bir tanesi. Onlar dediler ki, قَالَ رَسُولَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ خَافُونَ اَمَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın nimetlerinden korktular. Mevla Teala bize bu kadar nimet verdiler, peygamber önümüzde. Peygamber önümüzde, gözümüzde bu kadar mucize gösterildi, bu kadar güzellikler gösterildi, bu kadar nimetler verildi. Nasıl girmeyiz ya? Girin dediler, girin. Açın, kapılar bize açın. Buyurun girin. فَاِذَا دَخَلْتُمُوا فَاِنِّكُمْ غَالِبُونَ. Girdiğimizde galip biziz diyor. Galip biziz. Allah bize söz verdi. Galip sizsiniz diyor Mevla Teala. Ama laf dinlersiniz. Mevlam laf dinleyenler olmayabiliriz. Amin. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mü'minin. Eğer mü'minseniz Allah'a güvenin. Allah ne diyorsa o öyledir. Ama seni Allah'la bağlantını koparıyorlar. Allah'a karşı düşüncelerini zayıf tutuyorlar. Allah'a karşı saygını, sevgini, muhabbetini azaltıyorlar. Allah deyince kalbi titremiyor. Öyle de olunca Allah'tan korkmayan her şeyden korkar mantığına düşürüyorlar seni. Aynen öyle oluyorsun işte. Ama lafa gelse, istersen cuma çıkışında kapıda bekle. De ki ya, doğru söyle, Allah'tan mı çok korkuyorsun? Başka şey, Allah'tan korkuyorum diyecek herkes. Ama bırak bu işleri. Bak, dünyaya sarıldığın gibi Allah'a sarılıyor musun? Dünyaya sarıldığın gibi Allah'ın emrettiği emirlerine sarılıyor musun? Zevk alıyor musun? Oturduğun zaman şöyle iştiyakla beraber aç karnına yemiş olduğun bir yemek kadar namazından zevk alıyor musun? Ne anlatıyorsun? O hoca sen ya bırak bu işleri ya, herkes kendini iyi bilir ya. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Evet, müminseniz diyor Mevla Teala, Allah'a güvenin, Allah sizi galip kılacak. Ama ne dediler? قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُ فِيهَا. Yok, biz ebedi olarak oraya giremeyiz. Ebediyen oraya giremeyiz ya Musa. Kime diyorlar? Başındaki peygambere söylüyorlar. Kendilerine mucize gösteren peygambere söylüyorlar. Kendilerini zulümden kurtaran peygambere söylüyorlar. Kendilerini sıkıntıdan kurtaran peygambere söylüyorlar. Kendilerine nimet ikram etmesine sebep olan peygambere söylüyorlar. Hazreti Allah'ın hatırında Mevla'dan onlara ne nimetle ikram etmesi ona söylüyorlar. Bugün de aynı şey geçerli. Kimse kendini kandırmasın. Bugün de peygamber sünnetini yaşamaktan utanan ümmetine söylüyorlar. Ya olur mu hocam? Herkes kendini iyi biliyor. Bırak bu işleri. Kendini iyi takip et. Peygamber sünnetini yaşamaktan utanırsın. Ama o peygamber ki doğumunda da hayatında da ölümünde de ahirette de hepsini düşünen peygamber. Her şeyini sana feda eden peygamber. Her şeyi senin için var olan peygamber. Ama sen peygamber sünnetini işlemekte ya işte filan. Bu zaman işte sünnet zamanı mı filan falan. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Amin. Ancak bizim elhamdülillah bu ümmeti Muhammed'de bu yok. Ne yok? Şu ifade yok. Fezheb ente ve rabbük. Musa Aleyhisselam'a peygamberi diyorsun. Peygamberi söylüyorlar ya. Peygamberi söylüyorlar. Sen diyor Rabbinle beraber git, onlara savaş. Biz burada oturacağız diyorlar ya. Ya bir peygambere bu kadar hainlik olur mu? Olmuş, Allah'ımız anlatıyor ya.
Peygamberler, peygamberi onları her türlü sıkıntılardan kurtaracak, her türlü belalardan kurtaracak, her türlü işkenceden kurtaracak, her türlü zulümden kurtaracak. Ondan sonra peygamber diyorlar ki sen Rabbinle beraber git savaş diyorlar ya. Der mi der insan işte. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ama ümmeti Muhammed yok elhamdülillah, yoktur inşallah. Yok da nasıl yok? Onu da söyleyeyim size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye icat ettiğinde Mekke'nin müşrikte boş durur mu? Durmaz. Müşrikte boş durmaz. Hemen 3000 kişilik bir, özür diliyorum, 1000 kişilik bir ordu hazırladılar. 1000 kişilik bir ordu hazırladılar. Medine'nin üzerine yürümeye karar verdiler. Medine geldiler, peygamber haber geldi. Mekke'nin müşrikler üzerine geldiler ya Resulallah. En netice peygamberimiz orada işte Ensar'a şu ifadeyi kullandı. 313 kişi ellerinde doğru düzgün silah yok, hiçbir şey yok. Karşı taraf tam teçhizatlı Müslümanlar üzerine yürüyor. Peygamberimiz Ensar'ı topladı. Ensar'ı topladı. Yani Medine yerlileri topladı. Onlara dedi ki burası çok önemli. Bizi ilgilendiriyor çünkü. Bizim adımızda kullandılar inşallah o ifadeleri. İnşallah desenize. Korkuyorsunuz. Yemin ediyorum korkuyorsunuz. İnşallah. Diyor ki Ensar'a bakın diyor siz bana Medine yerlilerine siz bana şöyle söz vermiştiniz. Medine-i Münevvere çerçevesinde, sınırlarında eğer sana bir şey olursa Muhammed, çocuğumuzu koruduğumuz gibi, anamızı koruduğumuz gibi, babamızı koruduğumuz gibi, kendimizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza söz veriyoruz diye bu şekilde söylediniz. Ama dışarıya çıkmak mecburiyetinde değilsiniz. Ne dersiniz bu konuda? Çünkü Bedir'e çıkılacak, Bedir'de 1000 kişiyle karşılaşılacak, ordu 313 kişi, doğru düz silah yok, kılıç yok, zırh yok, hiçbir şey yok, at yok. 3 tane at varmış, 3 tane at. 313 kişi 3 tane at. Develere sırayla binecekler, başka çare yok. Bir kısmı yürüyecek, bir kısmı sırayla binecek. 3 kişiye bir deve düşüyor. Böyle bir durum, karşı taraf tam tecihizatlı. Ne dersiniz diyor Medine yerlilerine. Diyebilirler ya Muhammed. Biz sana söz vermedik Medine'nin dışında. Biz Medine'nin içinde bir şey olursa seni ne yaparız koruruz. Ama dışında olursa karışmayı diyebilirlerdi. Ama demediler. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey peygamberim. Musa aleyhisselamın kavmi onlara söylediği gibi. Ya Musa sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın dediği gibi sana demeyeceğiz. Deryaları göstersen yürüyeceğiz. Ölümü göstersen koşacağız. Sen ne emredersen biz onu yapacağız. Ya, iman işte bu iman. İman bu. Ölmek onlar için şerefti şeref. Allah yolunda ölecek çünkü. Şimdi anlat. Ha, iyi dinlersiniz. Bazı soruyorlar cemaat nasıl çok iyi dinler diyorum. Çok iyi dinler. Ama Allah'ım inşallah tatbikatı nasip etsin. Muaz bin Cebel adaya ne yaptı bizi kurtardı. Allah ondan razı olsun. O yüzden Mevla Teala ne buyuruyor? Peygamberimizin ifadesidir bu Allah'ımız buyuruyor. La tahzan innallaha ma'ana üzülme ya Bekir. Allah bizimle beraberdir. O bizimin içinde bütün ümmeti Muhammed yatıyor. Efendimiz bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı. Miraç gecesinde Mevla Teala Efendimiz'e miraç gecesi bu ya. Hiçbir perde yok. Allah'a kavuşmuş, sevdiğine kavuşmuş, son an zirve haline kavuşmuş. Mevla Teala Efendimiz'e selam veriyor. Esselamu aleyke. Ya Muhammed selam senin üzerine olsun. Selam senin üzerine olsun. Ey Yuhennebi. Ey Peygamber. Senin üzerine olsun selam. Ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Dediğinde Efendimiz buyuruyor ki en önemli
Esselamu aleyna. Esselamu aleyna. Oraya bağırıyor Efendimiz. Benim, bizim üzerimiz olsun. Demiyor benim üzerim olsun diye. Ne diyor? Bizim üzerimiz olsun. Bütün ümmetin içine alıyoruz. E mübarek adam. Bu peygamber seni bu kadar düşünüyorsa niye peygamberi düşünmesin ya? Düşünüyorsun inşallah. İnşallah. Hep yarım ağız söylüyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Hemen yakalanıyorsunuz. Düşünmediğin belli oldu hemen. Düşüneceğiz inşallah. İnşallah. Hayatımız ne aralığında? Yakışır bize. Bak. Sahabe-i kiram efendilerimiz bizim adımıza çok güzel ifade kullanmışlar. Allah onlardan razı olsun. Amin. O gün olsaydı aynı şeyi söylerdik. Demez miyiz? Söylerdik. Yeni vites mi yapacaktı yoksa? Ya Muhammed sen git onlarla savaş. He? Yakışır mı be? Yok yok bize yakışmaz ya. Yapmaz. Diyemeyiz yani. Yakıştıramayız kendimize yani. Karakterimize de yok elhamdülillah. Allah bu karakteri bize almamış. Vermemiş. O yüzden küffar bunu bildiğinden dolayı bizi başka yollardan bize ayıklıyor. Nereden ayıklıyor bizi? Bizi dünya sevgileri, oyunlar, şunlar, bunlarla beraber eğlencelerle bize hayatımızı sürdürttürüyor. Oysa biliyor ki bunlar mücadeleyle göğüs göğüse geçilmesi mümkün değil. O zaman diye bunları ne yapalım? Bunları imanlarını, bunları kalplerini başka şeylerle meşgul edelim. Bunlar böyle pısırık olsunlar. Sizi tenzih ediyorum. Kabul ederseniz. Etmezseniz siz bilirsiniz. Allah bizden razı olsun. Sonra en netice Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki sen diyorlar git Rabbinle beraber onlara savaş biz burada oturacağız. Ya bu ifade söylenir mi ya? Allah'ımız buyuruyor ya. Ya bu normal bir dostuna söylenmez, arkadaşına söylenmez ya. Adam yolda bırakılır mı ya? Ya bir Müslüman, bir Müslüman yolda bırakabilir mi ya? Bu nasıl iş ya? Bu nasıl Müslümanlık olur ya? Bırakmayız Allah'ımız. Ali Rabbi, Musa Aleyhisselam, ey Rabbi ben inni la emliku illa nefsi ve ahi fefruk beynena ve beynen. Ya Rabbi ne yapayım diyor ben diyor. Kendime ve kardeşime Harun Aleyhisselam malumunuz kardeşime söz geçirebiliyorum. Onlar beni dinliyor. Diğerleri beni dinlemiyor ya Rabbi. Ne yapayım? Benimle onlar arasında ayır ya Rabbi diyor. Düşünüyor musun ya? Şu peygambere ne ifade kullandırtırıyorlar ya? Allah hepimizi muhafaza etsin. Allah'a Resul. Bizi peygamberimiz diyecekmiş ama ha. Böyle demez de bak ahirette şu ifade varmış ama. Allah'a Resul. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. Amin. Okumak da istemiyorum ayet-i kerim açık söyledim ama Mevla buyuruyor mübarekler ya. Ey Resul diyecek ki peygamber ya Rabbi. Allah'ım. İnne kavmi ittegazu hazel Kur'an mehcura. Benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti diyecekmiş ya. Şikayetçi olacakmış. Kur'an'a kulak vermedi. Kur'an'ı dinlemedi. Kur'an'a sahip çıkmadı. Kur'an adamına sahip çıkmadı. Kur'an ehlini basit gördü. Kur'an dedi başımın tacını da ama raflarda bıraktı. Askılarda bıraktı. Güzel, çok güzel desen yaptım hocam. Güzellik kap yaptım onu astım onu hocam. Maşallah. Asman için midir Kur'an-ı Kerim? Öyle yaz. Onun için midir ya? Siz yapmazsınız, İnşallah. Siz sahip çıkarsınız. İnşallah. Biz de görürüz inşallah. İnşallah. Öyle de. Bir de görelim de mübarek. Nasıl sahip çıkıyormuşsun? Allah'ım burayı çok iyi anlamasınız. Kale fe innehâ muharrametun aleyhim erba'ine sene. Ya Musa! Onlara 40 yıl yeryüzünü haram kıldım diyor Hazreti Allah. Kaç yıl? 40 yıl yeryüzünü onlara haram kıldım. Tih çölündeler. Yani Musa Aleyhisselam aralarında
peygamber var. Allah onları yeryüzünü haram kıldı. Dikkat edin, aralarında kaç tane peygamber var? Ve sabahleyin kalkıyorlar, yürüyorlar. Yürüyorlar. Ama buna rağmen, bak buna rağmen, Hazreti Allah onları cezalandırmasına rağmen sularını veriyor. 12 tane maden çıkmış bir taştan. 12 tane. Kaynak suyu. Cennetten onlara bıldırcın taze taze pişmiş kudret elması yağdırıyor ve üzerine gölgeyi göndermiş, güneşten de koruyor onlara. Bak, laf dinlemedikleri halde yine peygamber hatırına onunla yine aç bırakmıyor Allah. Ama bir de söz dinleseler aynı bugünkü gibi. Aynı bugünkü gibi. E Mevla yediremiyor mu bizi? Yediriyor. Ne yiyorsun sen? Taş mı yiyorsun? Ne yapıyorsun? E yediriyor. İçiliyor mu? İçiliyor. E gölgelendiriyor mu? Gölgelendiriyor. Hepsi var. Ama istediğimiz ölçülerde Kur'an'ı aldığımız şu an yaşayabiliyor muyuz? Gördün mü sen? İstediğimiz şekilde huzur içinde miyiz? İslam'ın nurunu Türkiye'de görebiliyoruz mu? Gelecekte görüyoruz inşallah. İnşallah. Korkuyorsun, korkmayız ya, inşallah dedi de. İnşallah. Biz sokatamızız diye. Allah'ım ikram etsin inşallah. Amin. Bizim zamanımız. İnşallah. Efendimizin duası değil mi? Ne diyor ya Rabbi, nasıl biz varız? Biz alıp da başkaları gelmesin. Biz varken biz bu işi yapalım inşallah. 40 yıl cezalandırıyor Hazreti Allah. Kalkıyorlar, yürüyorlar. Bir yatıyorlar, sabaha bir kalkıyorlar, aynı yerdeler. Yine yürüyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, neredeler? Aynı yerdeler. Yatıyorlar, kalkıyorlar, aynı yerdeler. İnanın, şu son zamanları söylemiyorum ama isterseniz şöyle bir 40 yıla bakın. 40 yıla bir bakın. Türkiye'nin durumuyla alakalı, şu son zamanlarla alakalı demiyorum. Biraz ön tarafa alın, 40 yıla bir bakın. Yat kalk aynı yerde garibim. İnşallah kurtulacağız. Duyarlı olacağız, sahip çıkacağız. Allah bizi kurtaracak inşallah. Dikkat edin ifademe. İsa, Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam var. Harun Aleyhisselam vefat ediyor. Ne diyorlar biliyor musun? Musa diyorlar Harun'u kıskandığı için onu öldürmüştür diyor ya. Kim diyor bunu? Kim diyor? Kendi kavmi diyor ya. Ya Rabbi dedi, bunlar görüyor musun? Fitne yaptılar dedi ya. Ne olur ya Rabbi Harun'u kandır da söyle dedi. Söylesin, söyle onlara dedi. Söylesin. Harun Esnaf tekrar diriliyor. Mevla'nın müsaadesiyle diyor ki beni abim öldürmedi ya. Benim vaktim geldi, öyle vefat ettim dedi ya. Böyle kavim oldu işte bunlar. İsrail oldu bunlar. Sonra Musa Aleyhisselam son 1,5 sene kalıncaya kadar onların arasındaydı. Musa Aleyhisselam da o zaman vefat etti. Yani peygamberleri kendi içinde vefat etti. Dikkat edin ifade. O yüzden kafirin ifadesi şudur, Mevla Teala buyuruyor. Derler ki kafir, Ebu Cehil ve Ebu Cehil'in torunları şöyle söylerler. Allahümme ikâle âdâ vel hak. Eğer bu Muhammed haksa, Muhammed'in getirmiş olduğu din haksa, fe'amdır aleyna hicâreten min es-semâ, bize gökten taş yağdır derler diyor Mevla Teala'ya. Gavur, İslam'ı kabul etmeyi tercih etmez, Kur'an'ı kabul etmeyi tercih etmez, onlar azabı tercih eder. Onlar taş yağmasını tercih eder. Gavurluk yapıyorlar çünkü. O yüzden sana kafirlere meyletmek yakışmaz. Dinine sımsıkı sarılmak yakışır. Ama Mevla buyuruyor ki ya Muhammed, aralarında sen varsın. Aralarında sen bulunduğun müddetçe onlara azap etmem. Sen olmadığın zaman da aralarında istiğfar edenler var. Sizler varsınız yani inşallah. Özür dileyenler var. Kendi adına, ümmeti Muhammed adına Allah'tan üstüne diyenlerden olduğundan dolayı onlara da azap etmem.
Allah'ım özür dileyenler olmayı hepimiz asil eylesin. Eksik kalmak hepimizi muhafaza eylesin. Laf dinleyip de Mevlamızı memnun edenler olup Türkiye'de tüm dünyada söz sahibi olanlar olmayı hepimiz asil eylesin. Gevşek, tembel, garip bir Müslüman, zavallı Müslüman. Dininden korkar, peygamberin hayatından korkar. Ne yaptığını bilmez, dostunu bilmez, düşmanı tanımaz. Kime alkışladığını bilmez, kimin karartısı çoğaltığını bilmez. Kimlere oturduğunu bilmez, kimlere kalktığını bilmez. Böyle zavallı bir Müslüman olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Mevla bizden razı olsun.